Ergündiler takvim. Testi kırıldı. Trump'ın Beyaz Saray'a gelişi orada yaptıkları hala anlaşılmış değil. Büyük denge içinde kocaman işler yapıyor. Dün de yazmaya çalıştığım gibi Trump yeryüzünün en büyük gücünü arkasına alarak yürümekte. Bu çok şey. Önünde kim duracak, nasıl duracak bilemiyorum. Ama Trump'ın gitmek için ısrar ettiği ve edeceğini görüyorum. Trump uzakta olan biri değil. Arkasındaki güç burada da başka yerde de çok ama çok etkili. Kraliyet ailesiyle problemi olan bir ABD başkanı profili var. Ne protokol tanıyor, ne seremoni. Ne kraliçe ne pres. Bildiğini yapıyordu. Charles'in eşi Diana ile yakından ilgili olduğunu yazdım. Aralarındaki yakınlaşmanın boyutu dedikodu. Ama bu ilginin olduğu dönemde Diana öldü ya da öldürüldü. Bilmediğimiz, görmediğimiz, hiç ulaşma şansımızın olmadığı bir macera. İki büyük güç kapışmakta. Savaşın ne zaman ilan edildiğini dün gece hatırladım. Dünyada olup bitene bakarken Spetsri aklıma düştü. James Bond birbirinden heyecanlı hikayelerde Meksiko City'den Roma'ya, oradan da Londra'ya geçiyordu. Film bu üçgende yürüyordu. James Bond filminde sonunda Londra'da büyük bir suç örgütü olarak gösterilen şebekenin beynini tavsiye ediyordu. Helikopteri düşüyordu. Filmdeki suç örgütü dillere destan, esrarengiz, derin bir yapıydı. Bilmesek de görmesek de duyuyorduk. James Bond da Spetsri'de bu oluşumda mücadele ediyordu. M16'nın karargahının karşısında örgütün bir numarası etkisiz hale getiriliyordu. 2015'te izlediğimde ne mesajı bu böyleydi diye düşünmüştüm. Şimdi James Bond'un yeni filmi CIA'den ders aldığını duyunca, ortak yapıma giriştiklerini öğrenince taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Trump ile Putin'in ortak adım atmalarındaki tepki gösterenlere bakınca fotoğraf daha da netleşmeye başladı. Açalım biraz daha. Konu karışık. Trump ve Putin'in arkasındaki güç büyük küresel bir oluşum. Önlerinde duracak rakip yok. Bazı önemli araştırmalara göre bu oluşumun içindeki insan sayısı 200 bin. İşlerinden başarılı ve yüksek akıllı insan çok. Devletleri ve coğrafyaları kaderlerine bırakmak istemeyecek kadar güçlü, birikimli ve etkililer. Öyle böyle değil. Devlet başkanları, ordular, istihbarat örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, profesörler, din adamları gibi aklınıza ne geliyorsa hep sinden bu oluşumda var. Aydınlanma olarak görüyorlar yaptıklarını. Dünyanın böyle daha iyi olacağını düşünüyorlar. Rothschild ailesi de işin merkezinde. Kral o. İş bölümü yapılırken İngiliz kraliyet ailesiyle masaya oturuldu. Çok önceleri tabii. Londra'ya para ve masonlar düştü. Koca bir güç bu. İngiltere parayı ve gizli ilişkileri yönetecek güneş batmayan imparatorluktu. Çünkü bu sihri kullandığınız anda büyürdünüz. Büyüdüler de. Nedenini bilmediğim bir olaydan dolayı kraliyet ailesiyle bu oluşumun arasındaki ipler 2013'te koptu. Zaten Spetsri'nin çekilmesi ve vizyona girmesi 2 yıl sonraydı. Kraliçe bu oluşumdan kopunca Amerika'daki ve etkili olduğu diğer coğrafyalardaki güçlerini ayaklandırdı. Trump'a verilen tepki, toplanan yüz binler ABD'nin başkanı için değil arkasındaki güç için sokaktaydı. Tabii bunu yapan bir İngiliz aklı vardı. 2013'te ortaklık bitince kraliçe ve derin İngiltere gücünü ABD'nin içinde aramaya karar verdi. Oradaki kanadı harekete geçirdi. Pentagon zaten buna hazırdı. Onlar da Trump ve arkasındaki güçle ölümüne savaşmak için fırsat arıyordu. Bu ittifak kuruldu. Ardından Pentagon etkili adımlarını görmeye başladık. Savcı Mueller sahneye aldı. Pek çok ismi sorgulandı. Soruşturma Trump'ın ailesine kadar dayandı. Trump'ın seçimlerdeki zaferin arkasında Rus istihbaratı ve oluşumun olduğu ileri sürüldü. ABD'liler de şaşkındı. Dünyada Ruslar nasıl oluyor da seçimlere müdahale edebiliyordu? Zuckerberg bile ifade vermek zorunda kaldı. Gerçekten karşıdaki oluşumun buna gücü fazlasıyla yeterdi. Bunun üzerine tartışmalar aldı başını gitti. Mücadele alevlendi. Savcı Nauller yine 12 kişilik Rus casus listesini açıkladı. Öncesinde açıklanan bazı isimler ve listeler vardı. Bütün bunlar Trump'a "Sakın Putin ile görüşme. Biz ayrı, onlar ayrı yolda." mesajıydı. Ancak Trump dinlemedi, dinleyemezdi. Eskilere dayanan ilişki ağı çok derin ve etkiliydi. Kavgayı ve yolların ayrıldığını bilen Prens Charles ve Henry ya polo karşılaşmasına gidiyor ya polis gecesinde katılarak Trump'la yan yana gelmiyordu. Diana olayı gerçeğin ta kendisiydi. Kimse bu konuya girmese de taraflar rengini belli ediyordu. Kavganın ve ayrılığın merkezi Washington'da ise sular durulmuyordu. Önemli bir Amerikalı araştırmacının dedikleri çok akılda kalıcıydı. Burada Hazreti İsa ile ilgili bir şey bulmak, görmek çok kolay değil. Ama konu masonluk olunca işler değişiyor.
şehir. Hiçbir yerde bulamayacağınız işaretler, heykeller, tablolar, renkler, binalar buradadır. Gezmeye kalksanız aylarınızı alır. Trump'ın İngiltere gezisinde Harry First Lady ile bir araya geldi. Burada konuşulmayan bir işaret yaptı. Trump işimiz seninle der gibiydi. İngiliz kraliyet ailesinin de içinde bulunduğu küresel büyük yapı çatladı. İki parça şu an Moskova'dan New York'a kadar uzanan bir hat bu. İçinde herkes var. Abramovich'ten Putin'e, Trump'tan Steve Bonn'a, Deripaska'dan Hillary'ye, Papa'dan Kraliçe'ye kadar herkes kavganın içinde. Avrupalı büyük aileler merkezinde. Yahudiler de tabii. Trump Putin'le görüşmesinden dolayı hain diye yüklenmelerine bakın. Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Capper, Amerikan Başkanı Vladimir Putin tarafından esir alındı ve korkutuldu. Bu inanılmaz ve rahatsız edici diyordu. Eski CIA Başkanı John Bremen ise hainlikten başka hiçbir şey değil. Trump'ın yorumlarının ahlakça olması bir yana kendisini tamamen Putin'in cebine koydu. Çıkışını yapıyordu. John McCain de utanç verici bir performans. Daha önce hiçbir ABD başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı. Sözleriyle noktayı koyuyordu. Trump'un NATO, İngiltere ve Putin zirvesi çok şeye gebe. Yaşayarak göreceğiz. Testi açıldı. Bu sızıntı herkesi etkiler. Etkileyecektir de. Not. Cemaatlerle ilgili şu soru gelse de biraz beklemeyi uygun buluyorum. Büyük bir operasyon olduğu kesin. Ayrıntılara sonraki günlerde gireriz. Buradaki kavga da büyük kavganın yansıması. Ama olay magazin figürlerinin çok ötesinde. Türkiye'nin görmesi gereken bu. Gören var mı? Emin değilim.